Tamamen Duygusal'a hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Programımızı ilk kez izleyenler için şöyle söyleyelim. Aslında soyut ve somut, duygu yaratan ve duygusal bir karşılığı olan konuları işliyoruz. Bu bölümde de çok değerli bir akademisyen Doktor Remzi Çetin'le birlikte konuşacağız efendim. Ve burada özellikle uluslararası ilişkiler alanında bir akademisyen olarak uluslararası ilişkilerin öneminden bahsedeceğiz. Takdir edersiniz ki özellikle son birkaç senedir dünyayı savaşlar, ülkelerin diplomasi trafiği ve uluslararası ilişkilerin bir kez daha önemini görmüş olduk. Hem öğrenciler açısından hem de devletler açısından güzel bir yayın olmasını temenni ediyorum. Yani böyle olmasını umuyoruz değil mi hocam? Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. İstanbul'a geri gelmez yağmur, evet, trafik. Nereye zaten hangi şehre böyle büyük şehre gitsem İstanbul, Ankara... Peşimden böyle yağmurda sürüklüyorum yani. Şanslı olduğunuzu söylüyorsunuz herhalde, düşünüyorsunuzdur Anadolu'da yaşayarak. Algılanıyorsun. 2022 senesinde aslında bir kitap yazdınız. Şu anda da maalesef İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşı tartışıyoruz. Ve aslında savaştan önce kaleme alınmış bir kitap. Bu anlamda tarihi kökenleriyle birlikte İsrail siyaseti ve Yahudi solu olarak hocamız bu kitabı kaleme aldı. Öncelikle kitabınız hayırlı olsun. Teşekkür akademik ederim. Bir çalışma için anladığım kadarıyla kaleme aldınız. Doğru. İkinci baskıya giriyor. Ben dipnotları paylaşayım. Biraz kitaptan bahseder misiniz? Tabii. Şöyle, bu doktora tezimden uyarlama bir kaynak. Türkiye'de tabii İsrail vesaire, İsrail, Filistin, İsrail, Arap çatışmaları üzerine çok sayıda makale, tabii tez ve çalışma yapıldı ama biz değerli akademisyen hocalarımız ve tez komitesiyle daha işin farklı tarafından, İsrail'i bir de sol gözü, yani İsrail'deki sol siyaset perspektifinden baktık. İyi bir şey de çıkardık. Nacizane güzel oldu. Buyurun. Umarım öyledir hocam. Peki sol taraf genel olarak İsrail hükümetinin politikalarını eleştiren ve muhalefet tarafında mı ki bugün de dün de özellikle Amerikan parlamentosunda değil mi? Bakıldığı zaman Blinken'ın arkasında birçok insan kanlı eller protestosuna da imza attılar ki çok bence anlamlı bir protestoydu. Sol genel olarak güçlü bir şekilde muhalefet yapabiliyor mu ve yaptırım etkisi var mı? Ben biraz İsrail'deki solu Türkiye'deki sola benzetiyorum. Çünkü İsrail'deki sola benzetiyorsanız hiçbir etkisi yok. Şöyle diyelim, şöyle ama hani iktidar olabilme açısından. 2001'de İsrail'de son iktidar kuruldu. 1999-2001 arası. 2001'den bugüne İsrail'de bir koalisyon hükümeti olarak bile solu göremiyoruz ama şunu söyleyelim, yani kıta Avrupa'sından günümüze kadar yoğun ve tarihi birikimi olan bir İsrail sol kültürü, Yahudi sol kültürünün olduğunu da ifade edeyim. Dediğiniz çok önemli bence. Şu an ne yazık ki solun tümüyle bir İsrail siyasetine böyle etki edecek gerçekten ya da Netanyahu sağcı hükümetine dışında alternatif üretecek bir iktidar olamadığını görüyoruz. Tabii onun İsrail... Popülist söylemler de var. Yani şu anda Netanyahu belki bir manevra da kazandı değil mi hocam? Yani İsrail-Filistin çatışması elinde güçlendirmiş oldu ama bu dönem özellikle Putin gibi, işte Netanyahu da şimdi sayabiliriz, Xi Jinping gibi liderleri tartışıyoruz. Daha totaliter rejimleri ve daha tek adam rejimleri tartışımız bir dönem midir? Yoksa başka bir noktaya doğru mu gidiyoruz? Çok güzel. Post-truth çağındayız. Yani bu çağın en önemli şeyi, bir taraftan daha önce biliyorsunuz Trump, şimdi işte Netanyahu, Putin. Yani post-truth çağında bu tarz siyasetçileri ve siyaseti göreceğiz. İsrail'de de bunu görüyoruz. Düşünsenize, yani İsrail'de 1996'da başbakan oldu Netanyahu 99'a kadar. Sonra 2009'dan günümüze kadar başbakan oldu. Sürekli siyasette. Ve dediğiniz gibi yani bu Hamas çatışması da biraz onun işine yaradı gibi. Ancak çatışma ne kadar çok uzun sürerse bu sefer rüzgar Netanyahu için tersine de dönebilir. Tabii ve şu an sol özellikle bu noktada sıkıştırıyor aslında Netanyahu getiren. Aslında zaman ilerledikçe ki İsrail askerlerinin işte kayıp verdiğini de İsrailli işte basından çok da sayı, görüyoruz. Bunlar arttıkça, rehine krizleri belki arttıkça bu anlamda belki kamuoyu desteğini de kaybedebilir. Umarım tabii kamuoyu desteği kaybedilir ve savaş olmaz. Çünkü her iki taraf için de savaş olmasın, sivil kayıpları olmasın. Hocam kitabınızdan yine yola çıkarak aslında şunu sormak istiyorum. Birazcık İsrail-Filistin çatışmasına baktığımız zaman Türkiye'de her zaman için bu anlamda önemli bir paydaş, önemli bir taraf olmuş oldu. Tarihsel anlamda baktığınız zaman Türkiye ile İsrail ilişkileri zorluklar tabii ki yaşıyor ama nasıl bir süreç var ve nasıl bir aslında ilişkimiz var uluslararası anlamda? Hayalet ittifak diyoruz biz ona akademik şeyde. Yani Türkiye ve İsrail arasında sürekli bir örtülü ilişkiler olmuştur.
Hayalet ittifak diyoruz ama tabii iki ülke arasında istihbari, teknolojik, askeri açıdan gerçekten ilişkiler çok ilerlemiş vaziyette. Tabii. Cumhuriyet, biz İsrail'i Mart 1949'da tanıdık. Soğuk Savaş'tan bugüne çok yakın ilişkilerimiz oldu ama tabii bu hayalet bir ittifak ekseninde oldu. Tanımlayamadığınız için mi hayalet diyorsunuz? Şöyle, yoksa aradaki Türkiye, ilişkiyi tam belirtemiyor musunuz? Çok. Aslında belirtemediğimiz şey şu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin çoğu İsrail'le ilişkileri böyle perde önünde çok göstermek istemez. Yani bunu görünür kılmaz. Arap dünyasından biraz çekindiği için. Geçmişten bugüne bu şekilde ilişkilerimiz devam ediyor ama dediğim gibi istihbari ve askeri açıdan sürekli bir örtülü ilişkilerimizin olduğunu ifade edelim. Özellikle 1958'de Adnan Menderes hükümeti döneminde çevre ittifakı imzalandı. İki ülke arasında istihbari ve askeri birçok ilişkileri geliştirici. O yüzden günümüzde Filistin sorununa indirgenmiş bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü şu anki mevcut hükümet de dahil o yönde sanki ilerliyor. Sanki iki ülke arasında sadece Filistin üzerinden bir iletişim var gibi bir şey öyle oluyor ama olmuş, evet. Aslında Türkiye'nin önemli bir ekonomik ve politik partneri. Doğru. Şimdi tabii bakıldığı zaman hocam özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri olarak işte kendi parti grupları ve özellikle seçmenler tarafından gerçekten bakıldığı zaman aslında o G20 ülkeleri arasında liderler arasında önemli bir siyasi aktör ve Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gençler özellikle uluslararası ilişkilere, diplomasiye, siyasete birazcık daha ilgi duydu. Ben görüyorum yani bir miktar daha rol model olarak da Sayın Cumhurbaşkanı alanlar var. Hani bunu hiçbir parti görüşü olmadan bunu adlandırıyorum. Tamamen objektif olarak bakıyorum ama bence siyasette çok önemli bir isim. Doğru. Ve muhtemelen gençlere de çok önemli etki yaratır. Doğru, tabii bu her biz 90'lı yıllarda çocuklarımız geçti, çocukluğumuz geçti. O dönemde de birçok siyasetçi bizim için onların söylemleri, kameraların önünde konuşması vesaire, giyimine kadar rol modeldi. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı da öyle. Türk gençlerinin baktığımızda bayağı bir yoğun kitlesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Filistin sorununa yaklaşması ya da Avrupa'ya bazen sert söylemlerde bulunması Türk gençleri arasında tabii karşılığını buluyor. Geçmişte de biliyorsunuz birçok bu noktada siyasetçilerimiz vardı. Özellikle son bu Hamas-İsrail çatışmasında da bunu görüyoruz. Evet. Yani Türk gençleri. Birazcık da aslında bu iklime uygun bir siyaset de yapılıyor. Uygunlu. Evet, biz Doğru. Türk toplumu olarak aslında bir miktar daha belki yüksek perdeden ve liderlikte güçlü bir lider görmek istiyoruz. Doğru. Ki bu şekilde bir sonucu var. 11 seçimdir kaybetmeyen bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Gerçek. Gerçek. Tabii. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Yani Türkiye evet şu anda bir özellikle son 20 yıldır bir miktar daha iç siyasetten ziyade hep bir dış siyaset gündemimizde var. Suriye politikası, Libya, Afganistan birçok aslında sınır ötesi Türkiye'nin Doğru. politikalarını görüyoruz. Ne değişti? Dış politika perspektifi evet, açısından. Evet, yani bu kadar çok yani gündemimiz Türkiye, olması 80'lerde ve 90'larda Doğru. daha çok terör sorunu ve kendi sorunlarımızla tartışıyorduk Doğru. ama bir miktar 2000 sonrası farklılaştı o gibi. O işte 80'ler 90'larda biriken o tüm mevcut sorunlar o kadar artık böyle karşımızda ki yani mesela Türkiye güneyinde bir terör koridorundan kurtulmak istiyor biliyorsunuz son 5-6 yıldır. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Elbap gibi operasyonlar Türkiye'nin gerçekten ulusal güvenliğini tehdit edecek boyutta. Ve bir terör koridorunun Akdeniz'e açılması Türkiye'yi son derece rahatsız ediyor. Burada baktığımızda 80'ler 90'larda olmayacak şekilde aktörler çoğaldı. Hmm. O dönemde 1. Körfez Harekatı'nı Baba Bush yapmıştı Amerika. Sovyetler efendim işte yıkılmıştı, yeni yeni toparlama aşamasındaydı Boris Yeltsin'le. Ama şimdi Putin Rusya'yı aldı, bayağı bir dev haline getirdi. Yani bölgeye Türkiye'nin bulunduğu bölgeye dış müdahaleler arttı. Rusya'nın dışında Çin'i görüyoruz burada. Suriye'yi bile yani, anlamakta çok zorlandık evet, hocam. Kaç tane kim var, ne var Doğru. bilmediğimiz birçok herhalde Doğru. silahlı örgüt de var. Hollanda ve Fransa bile burada düşünün donanmalarını gönderdiler Doğu Akdeniz'e biliyorsunuz. Bölgede aktörler çoğaldı. Ve bu Türkiye'nin bölgedeki bölgesel, Orta Doğu bölgesel alt sistemde bir hegemonik güç olarak artık sınırlarını ve güvenlik alanlarına girmeye başladı. Türkiye tehdit algılamalarında bir ya da iki değil
ikiden fazla çok sayıda tehdit algılamasıyla karşı karşıya kaldığı için o dediğiniz değişen konjonktür meydana geldi. Evet, herhalde yani Suriye'de oluşan ya da işte evet. İran'da yaşanacak olası bir gelişmede doğru. kayıtsız kalamayacağımız bir coğrafyadayız. Doğru. Hep bize dönüp dolaşıp sorun bizi buluyor. Evet, aslında böyle hocalarımız, sizler böyle bize şöyle öğrettiniz. Türkiye jeostratejik açıdan çok çok önemli doğru. ve işte bakıldığı zaman 3 önemli kıtaya bağlıyor. Doğru. Şimdi bir avantaj gibi adlandırılıyordu. Şu anda belki bir dezavantajını mı yaşıyoruz hocam? Ne dersin? Her zaman böyleydi Murat Bey. Mesela Türkiye, ben hep öğrencilerime de söylüyorum. Ya biz Norveç, Hollanda ya da Kanada kıyılarında bir memleket değiliz. Evet, ülkemizi çok seviyoruz. Anadolu Yarımadası müthiş bir zenginliğin üzerine kurulduk. Harika bir, kaç uygarlık çıkarmışız burada. Kaç devlet ama bir devletler mezarlığının üzerine kurulduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Türkiye aynı anda bir Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kafkasya, Balkan. Yani jeopolitik kimliğimiz çok çeşitli. Çok çeşitli. Bunun bedeli oluyor ne yazık ki. Evet. Efendim işte Balkanlarda da sorun yaşasak, Orta Doğu'da da, Kafkaslar'da da o sorunlar bizim kapımızı çalıyor. Ve bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Bu becerimiz, bu yeteneğimiz var mı? Bu her hükümet açısından da sırtlayabilecekleri sorun olarak karşımızda gerçekten. Evet, yani aslında dünyanın da herhalde izleyeceğimiz de merak ediyor. Çünkü finansal piyasalara yatırım yaparken bu sorunları bilmeniz de gerekiyor, anlamamız da gerekiyor. Doğru. Ama tarihin her döneminde tabii çok zorluklar yaşanmış. Yani kadınların pantolon giymesi bile bakıldığı zaman değil mi? Yani çok uzun zaman öncesinde değil. Evet. Bakıldığı zaman Madame Coco herhalde bunu yaklaşık 100 yıl öncesinde giymiştir yani en fazla. Aslında her dönem çok zor olmuş ama biz içinde bulunduğumuz için bu dönemde çok büyük zorluk ve bir paradigma değişimi de belki okuyoruz. Evet. Bu okuma bir egonun sonucu mu yoksa gerçekten de normal karşılamak mı gerekiyor? Bence onu ifade ettim, vurgulamak istedim değerli izleyicilerimize de. Şöyle, yani bu coğrafya ne yazık ki hep bir sorun üreten bir coğrafya. Avrupalılar 1951'de AKÇT, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurarak bir entegrasyon sürecini başardılar. İktisadi ve ekonomik açıdan başladılar. Sonra hukuki ve siyasi Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurma. Ama onda ne kadar başarılı oldular? En son Maastricht'e kadar Avrupa Birliği kuruldu ama bu coğrafyada maalesef böyle bir entegrasyon sürecini göremiyoruz. Hala bölgenin sektaryan yapısı, mezhepçi yapısı, efendim işte bölgede uzun süren kleptokrasi yönetimler, diktatörvari yönetimler buna çok büyük bir engel. O yüzden biz Avrupa Birliği projesini bir insanlık projesi olarak görüyoruz. Avrupa'da 1945'ten bu yana herhangi bir çatışma yaşanmadı. Tabii bu güneydeki Avrupa, Balkanlardaki Srebrenica katliamı, Boşnak ve Hırvat iç savaşını saymazsak herhalde tabii. En büyük tehdit şu anda Ukrayna'da yaşanan. Aynen, oradan bu, içeri gelmek korkusunu o yüzden güzel, yaşıyorlar evet, sanırım. Orta Avrupa'ya bunu sirayet etmemesi konusunda. Bakın o da ucu bize dokundu dediğiniz Ukrayna işgal. Yani o kadar çok değerli ama bir o kadar da büyük sorumluluğu olan bir coğrafyadayız biz gerçekten. Herhalde bu sınav tabii başarıya giden yol. Umarım ülkemiz başarılı olur ve huzur, evet. sağlık hiçbir zaman bu milletten eksik olmaz ki. 100. senemizi evet. tamamladık. Ulu evet. Önder Atatürk ve silah arkadaşlarım bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Tabii onların mirası çok büyük. Hem çok bize değerli. Türk lirasını evet. emanet ettiler, hem ekonomiye emanet ettiler, hem bakıldığından devlet kurumlarına emanet ettiler. Şimdi bu ikinci yüzyılda yani Dalya dediğimiz bu sezonda, bu önümüzdeki yıllarda diyelim, Türkiye buraları başarırsa herhalde daha da büyük bir tabii. noktaya da gelecek tabii. ama hep atladığımız bir şey var hocam. Söylemiş olduğunuz o kıtalardaki işte sınırlarımızda yaşanan sorunlardaki ülkelerde demokrasi eksik. Biz hep demokrasi ve laiklik üzerine vurgu yapıyorduk ve bizi farklı kılan nokta da buydu. Doğru. Buranın şu anda 100. Doğru. yıldan sonra değerlendirdiğiniz zaman nasıl gittiğini ve nasıl ilerlediğini söyleyebiliriz. Çok açık söyleyelim. Atatürk'ten ve o kurucu kadrolar ve sonrasındaki Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti değerini önemseyen o kuşaktan biz bu ikinci yüzyıl bizler nesil olarak daha sıkıca sarılmalıyız bu değerlere. Kesinlikle. Çünkü yani bu kurumsallaşmaya önem verdiniz. Türkiye inanın 1923-38 arasındaki o devrimleri yaşamasa, hani bazı kesimler eleştirir, elbette eleştirir. Sonuçta 21. yüzyıl gözlükleri, 30'ları, tabii. 20'leri yargılamak ne kadar hakkaniyetli o tartışılır. Sonuçta siyaset, evet, ama inanın o kurumsallaşma kültürü olmasaydı Mustafa Kemal Atatürk ve o öncü kadrolara gerçekten çok minnet borçluyuz. Türkiye şu an bir Libya, bir Suriye'den evet, farksız ve hele hele bu coğrafyada bu egemenliği tutabilmek, kurumsal bir tutarlılığı da
gerektirir. O yüzden gerçekten Atatürk ve arkadaşlarının öncü kurucu kadrolarını tamam cumhuriyet kurulmuştur. Laiklik vesaire 1937'de anayasamıza girmiştir ama bunun kurumsallaşması da çok hızlandırılmıştır. Bu çok değerli bence. Hele şöyle çok değerli yani 100 sene öncesinde yapılmış ve alınmış kararların hala ekmeğini, evet. hala meyvesini evet. yiyebilmek, evet. şu koltukta bu meslekleri yapabilmek çok çok kıymetli. Ne kadar öngörülü olduğunu gösteriyor. Yani zamanın ötesinde alınmış Doğru. kararlar. Doğru. Peki hocam biz hep şöyle övünürdük. Yani Türkiye kendi kendine yetebilen işte bu daha çok tarımsal evet. anlamda bir ülke ve Doğru. sosyal devlet anlayışımıza da övünürdük. Birazcık daha böyle sosyal devlet anlayışından ziyade özel sektörün, özelleştirmenin çok fazla olduğu, özellikle sağlık sektöründe, eğitimde. Bu anlamda Türkiye artık sosyal bir devlet değil mi sizce? Şöyle tabii bu sadece Türkiye için değil de bölgemiz ve hatta Avrupa için de söyleyebiliriz bunu. 1980'lerde biliyorsunuz neoliberal politikalar, efendim işte Reaganizm, Thatcherizm, bizde de Özalizm olarak onu yuvarladılar. Özalizm 80 evet, sonrası. Evet 80 sonrası, 24 Ocak kararlı evet. sonrası vesaire. Devletin hızlı bir şekilde iktisat ekonomiden elini çekmesi ve neoliberal çağın hızlıca şey olmasında Türkiye'de elbette bundan yoğun bir şekilde etkilendi. Ancak şöyle bir şey var. Bizim etkilenmemiz daha vahşi oldu tabii. Siz daha sizin alanınız, siz daha hakimsiniz buna. Biz bir refah devleti sürecinden geçmedik maalesef. 1946'da bu Bretton Woods kasabasında kurulan IMF ve Dünya Bankası bu Bretton Woods ikizleri diyoruz biz ona. Sonra 1946 ile 76 arası muhteşem 30'lar olarak tanımladığımız refah devleti sürecini örneğin İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa gibi birçok batılı ülkeler bunu başardılar. Aynı şekilde sosyal demokrasilerini de geliştirdiler. Evet. Yani aslında bu ekonomik büyümeyi de ivmelendiren bir şey güzel. Oldu. Ama işte biz orada ne yazık ki 46 evet. ve 76 arasında askeri darbeler, efendim eğitim sorunları, iktidar çatışmaları vesaire bunları yaşadığımız için sağlıklı bir şekilde bunu tamamlayamadık. Yani karşımızda refah devleti sürecinden sağlıklı bir şekilde geçmemiş bir ekonomi var. Bunu da atlamamak gerektiğine inanıyorum. Bence en önemli konu da bu hocam. Çünkü bence şu anda Türkiye'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını, dışarıya olan ihtiyaçları, Aa. Bağımlılığını azaltamamasının sebebi sanayileşmesini tamamlayamadan belki evet. Tarım toplumuyken sanayileşme çağına geçmiş olduk ve demokrasi ve eğitim. İşte evet. Güney Kore baktığınız zaman tabii çok büyük bir şekilde bir yıkım sonrasında eğitim seferberliği belki bu kadar büyük bir ülke oldular ama hala Güney Korelilerde travmadır değil mi? Çalışmak ve aslında evet. Çok fazla aslında hayatları yok, özel hayatları yok. Biz o fedakarlığı yapamadık herhalde son dönem Türk vatandaşları olarak. Yani birinin fatura ödemesi gerekiyordu ama ödenmemiş bir fatura var bence. Ama tabii yine siz daha iyi bileceksiniz. OECD verilerine göre de en çok hani mesai yapan, en çok bu coğrafyada üreten İsrail'le birlikte Türkiye biliyorsunuz. Evet. Yani çok çalışkan bir milleti. İsrail'in verimlilik tabii, çalışıyordur ama biz verimsizdir hocam. Siz daha tabii alanı hakimsiniz. Şimdi 7 dakikamız var. Birazcık tabii lütfen. Kariyer düşünen öğrencileri de evet. Ve sizin de birçok öğrenciniz var. Tavsiye eder misiniz? Biraz böyle bana kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat bölümleri ve iktisat diyelim. Bu sosyal bilimler her şeyi yapabilecek bölümler gibi geliyor. Yani uzmanlaşması evet. gerekiyor ama bir o kadar da zor. Sizin gibi akademisyen olmak da bir miktar zorlanan öğrenciler de olabilir. Ne dersiniz? Çok önemli. Bizde uzmanlık kültürü maalesef yok. Ben hep görüyorum. Mesela bazen işte arıyorlar sağ olsun arkadaşlar medyada, basında ya da hocam şu konuda konuşun. Ben diyorum Irak üzerine çalışmadım. Hı-hı. Ben Orta Doğu uzmanı değilim. Ha ben İsrail üzerine daha çok ya da uluslararası ilişkiler genel konuları. Daha hani bizde maalesef uzmanlık alanları diye bir şey yok. Mesela Amerikan üniversitelerinde ve medyası düşünce kuruluşlarında dahi örneğin Türkiye uzmanı, tabii. Pakistan uzmanı. Bizde bölge uzmanları var ama tabii hani ne derece uzman o tarzı o ayrı. Ben sevgili genç arkadaşlarımıza özellikle şu an lise öğrencilerine uluslararası ilişkileri okumalarını elbette salık veririm. Çünkü Türkiye'de ve dünyada geleceği olan bir bu kariyer bence. Her şeyin yapay zekalaştığı, efendim işte sanayi 4.0 çağındayız şu an, bilgi toplumu çağındayız. Uluslararası ilişkileri okumalarını isterim çünkü kısa vadede robotikleşmeyecek alanlardan biri. Hı hı. O yüzden ben de çok büyük zevkle, büyük bir mutlulukla yapıyorum. Bence geleceğe olan bir meslek uluslararası ilişkiler. Tek bir şartım var, çok iyi bir üniversitede okumaları gerekiyor. Yani Türkiye'de hani bunda belki acımasız bir yorum olarak algılanabilir fark ama yaratmak bu için evet ama, ve dil çok önemli. Gerçekten de acıdır arkadaşlar. Evet.
yani, şeye de üzülmeyin dil böyle. Dil çok önemli. Dil çok önemli. Uluslararası, madem uluslararası ilişkiler okuyacaksınız, hani böyle bir iddianız var. Sonuçta uluslararası ilişkiler. Kendilerine hedef belirlesinler. Ben bunu 2009 yüksek lisansla belirlemiştim. Aa, ben İsrail çalışacağım. Ne yapmam gerekiyor? İbranice öğrenmem gerekiyor. İlgili ülkeyi çalışacaksanız lütfen o ilgili ülkenin de dilini bilin bence. İbranice biliyorsunuz o zaman. Tabii, öğrenmek zorundasınız. De, anladım. Tabii. Peki zor tabii ve arkadaşlarımız tabii ki birden fazla dil bilmeniz gereken de bir alan da olabilir ama çok prestijli ve bir o kadar da bakıldığı zaman dünyayı ve takip eden ve entelektüel yönü olan da bir çok taraf doğru. Herhalde hocam. Çok doğru. Siz bunu YouTube'a da taşıdınız. Evet. Değil mi? Yani orada da sürekli olarak, hatta ben sizi aradığım zaman sürekli evet. Hocamız bir yerlerde oluyor. Gezgin akademisyen demişti hocamıza. YouTube evet. İçine güzel isim olabilir ama işin şakası bir yana. Orada İsrail'i mi anlatıyorsunuz? Tabii genel olarak akademik doktor alan İsrail, uluslararası ilişkiler. Harita üzerinde çocukların, gençlerin uzaktaki %80 Z kuşağı takip ettiği için beni. Orada haritalar üzerinde ülkeleri falan anlatıyorum. Ben bunu 2018 Eylül'ünde açtık. Sevgili öğrencilerimin hani o teşvik ettiler hocam açın vesaire. Bu kadar hani hızlı şey ilgi göreceğini şey yapmadım. Hani bu kadar güzeldi ve şunu fark ettim Murat Bey. Yani artık bu YouTube kanalı açtıktan sonra özellikle geçen yıl bunu fark ettim. Türkiye ve dünyada üniversite dediğimiz kavram sadece kampüste değil artık. Artık bu da dijitalleşme yolunda. Bakın biz hani az önce dedim yapay zeka çağındayız, 4.0'ı sanayi tartışıyoruz. Dijital diplomasiyi tartıştığımız noktada dijital üniversite ve pandemi bunu gerçekten hızlandırdı. İnanın bana üniversiteden çok benim YouTube'da öğrencilerim var binlerce. Ve bu hızlıca ilerliyor. İyi ki de açmışım diyorum daha evet. Fazla insana ulaşıyorum. Takip edin hocamızı özellikle bu bölgeyle ilgileniyorsanız hocam. Bir dakika kadar bir süremiz kaldı ama tabii hükümetlerden ziyade benim için vatandaşlar çok kıymetli. Yani siyasetçiler farklı kararlar alabilirler. Dolayısıyla da sizin burada kullandığınız dil de çok önemli. Burada da Yahudi vatandaşlarımız var. Evet. Yahudi lobisi var. Birilerini de kırmamak da gerekiyor. Herkes savaş yanlısı da değil. Doğru. Dolayısıyla bunda zorlanıyor musunuz? Çünkü bazı konularda, Filistin gibi çok hassas konularda insanlar sizden belki daha fanatik yorumlar da, daha radikal yorumlar da bekliyor. Oradaki akademik jargon ve iletişim diliniz nasıl oluyor? İşte o kadar güzel, ne güzel. Böyle derdimizin bam teline dokundunuz şu anda. Yani ben İsrail'de de böyle görüyorum mesela. İsrail'deki arkadaşlar da hocam niye bu konu edeyim? Onlar da Netanyahu'yu destekliyorlar. Buradakiler de dediğiniz gibi bazı kesim slogan var, yani slogan üretici. Tabii. Fanatiğe karşı. Yani iki tarafı da memnun edemiyorsunuz. Türkiye'de şunu fark ettim Murat Bey. Akademik olarak özellikle doktorada Rusya, Ermenistan ve İsrail çalıştığınızda işiniz çok zor. Dengeyi bulmak çok zor. Ya işte beyaz ya da siyahtan yana olmanızı taraf istiyorlar. Olmanız gerekiyor. Evet ama gri alanda bakarsak bence daha akademik ve nesnel bir bakış olabilir diye düşünüyorum ve çok zor İsrail'i çalışmak ayrı bir yük getiriyor onu da söyleyeyim. Çok kolay gelsin hocam. Yarınki konferansınızda da kolaylıklar diliyorum. Doktor Remzi Çetin İstanbul'dayken sağ olsun hem stüdyomuzda İsrail ilişkilerini ve uluslararası ilişkileri konuştu efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle bir farklı konuyla diğer bir konuyla da yarın tekrar birlikte olacağız tabii.